Çıkardım demiş. Aynı Dayıç gibi o da bir süre bırakmıştı. Ve çok sevdiğim bir oyuncudur kendisi. Evet, gerçekten çok sevdiğimiz bir oyuncu kendisi. Kendisine takımda başarılar dileriz ve genç yetenek Edge'de burada başarılar diliyorum. Şu an iki takım da birbirlerine başarılar diliyorlar. Gerçekten çok dostça bir karşılaşma izliyoruz. Özellikle bundan önceki maçta gördüğümüz şeylerden sonra böyle bir ortamı çok ama çok şey yaptık. İki takım da hazırız diyor. Böyle oynasalar ya. Ama formalar Hardal Sarısoğlu ve maç başlıyor. Domenico Vacco diyeceğim çünkü Domenico Vacco'nun devamı benim bilgisayarımda ne yazık ki gözükmüyor. Ve yanlışla telaffuz etmek istemiyorum. Ayetullah Diktum ve Tedi ilk dördüyle Santa Maria ekibi başlayacak. Bugün Dione'yi göremiyoruz. Kendisi de bu arada çok iyi bir oyuncudur. Bakalım aynı. Nasıl bir maç olacak bekliyoruz. Ve maç başladı. Ayetullah'ta top ve Santa Maria ekibi maça başladı. Rantkin Ayetullah Rantkin, Spartaküs Rantkin. Rantkin köşede oynuyor. Köşeden çekecek. HGK pozisyonunda görüyoruz. Domenico Spartaküs dedi. H'de top. H aradan aktarabilecek mi? Spartaküs'e güzel aktardı ama olmadı. Spartaküs'te gerçekten yılların deneyimi. Kaptan müthiş bir takım yönetimi var. Kendisini çok takdirle karşılıyorum ve kendisine buradan çok selam yolluyorum. Aylayan 2, Spartaküs 3 derim ben kaptanlık sıralaması. Teşekkür ederim sevgili Invisible ve maç hakkında değerli düşüncelerin nelerdir Invisible? Hızlı başladı ya. Yani zaten şey tarafı... Dur, ne yaptım ya? Santa Maria ekibi. Önceki maçta kaldı kafam. Santa Maria ekibi gerçekten çok hızlı başladı ama şu an Manes tarafı da bir anda hızlandı. Güzel atağa çıktılar böyle dediğim gibi. Çok hızlı oynuyorlar şu anda. Evet, gerçekten. Santa Maria ekibi hocam daha demin ki mağlubiyetlerinden ders çıkarmış olsa gerek ki gerçekten çok baskı oynuyorlar ama H gerçekten genç yetenek çok güzel sağlam durdu ve devam ediyor maç. Top H'de. H köşeden Spartaküs aktardı. Rantkin oraya geri geldi. Ayetullah Domenico'ya döndü. Domenico Teddy'ye döndü. Teddy güzel vurdu ama H orada sabit durdu ve topu karşıladı. Domenico Ayetullah attı. Ayetullah geriye oynarsa topu açabilecekler ama orada bir ikisileşmesi yapmayı tercih etti. Ve top Rebelo'nun önünde kadar geldi. Rebelo ileri aktardı. Diktum'da hocam bu arada V4'te Teddy ile beraber. Yani hepsi zaten çok tecrübeli oyuncular sahadaki. Yani muazzam bir maç. Muazzam bir V4 karşılaşması. Yani yeni güne de girmişken sizi Hexball'la yeni gününüzü soktuk. Gerçekten güzel. Spartaküs bugün hızlı başladı. Mutlu oldum şu anda. Evet, bugün hızlı başladı. Yarın da V3 günü hocam yaklaşık yani daha kesin olmamakla beraber 9'da başlayıp gece 12.30'lara kadar süren maç trafiği olacak. Yarın 5 maçımız var gibi duruyor hocam. Evet, yarın gerçekten zor bir gün bizleri bekliyor. Teddy yukarıdan Domenico yaklardı. Kaptan Domenico ne yapacak? Domenico, o da bildiğiniz üzere eskin iki kopan olan arkadaşımız. Spartaküs orada bir drop anlaşması olmadı. H biraz daha akıllı davranabilseydi gerçekten Spartaküs çok güzel pozisyon hazırlamıştı ona. Rebelo'nun önünde kalabilecek mi? Domenico oraya çok güzel yetişti ama geri pas atmadı. Diktum Rebelo geriye aktarması lazım ama aktaramadı. Domenico oraya çok güzel kapattı. Teddy ve hocam ilk dörtlere baktığımızda ilk yarı bir gol bekliyor musunuz bu maçtan acaba? Şahsen bekliyorum. Hatta ilk yarı sadece bir gol değil en az iki gol bekliyorum. Hatta üç gol bekliyorum ve iki gol karşılıklı gelecek. Üçüncü golünde bu bastırmayı şu anda Santa Maria tarafından bekliyorum. Hocam nedense bana hiç güven vermediniz bu yorumlarınızda çünkü iki ekipte ben çok denk olduğunu düşünüyorum. Güzel bir maç bizleri bekleyecek ama iki gol çıkacağını da pek düşünmüyorum yani şu şöyle, anda. Yanlış anlaşılmak istemiyorum ama Ekibigun biraz çok şey oynuyor. Hani sanırım ilk maçın heyecanından çok ne denir onu? Çekingen oynuyor. Çekingen oynuyor evet. Her neyse ya işte çok heyecanlandım. İlk defa yorumculuk yapıyorum da. Hocam herhalde yeni günün ilk yorumculuğunu yaptığınız için böyle oldunuz ya. Yoksa sizle yaklaşık 2 saattir yorumculuk yapıyoruz. Hocam aynen, bu arada olmadı. Rebelo'nun önünde kalan top. H'den seken top. Rebelo'nun önünde kaldı ama Rebelo biraz uzakta kaldı ve topa müdahale edemedi. Gol olması içten bile değildi bu pozisyonun. Ve çok tehlikeli bir ataktı sevgili Invisible.
Bu arada Twitch'ten bizi takip eden yaklaşık 10 arkadaşımıza tabii saatinde biraz geç olduğunu varsayarsak çok ama çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Teddy Spartacus karşı karşıya. Teddy Spartacus X denişmesinde orada Ayetullah çok güzel bir body yaptı ve Spartacus'tan topu kurtardı ama olmadı. Dominico Teddy. Teddy Spartacus'un kontrolü altında. Rantkin ne yapacak? Rantkin çekti. AJ'e kadar geldi. AJ geri aktardı takım arkadaşına. Rantkin çekti. Ayetullah biraz uzakta kaldı topa ve dakikalarımız şu an 4-14'ü gösteriyor. İlk yarının yarısını geride bıraktık ve çok heyecanlı bir maç bizleri bekliyor. Ayetullah, Rantkin ileri aktardı Spartacus. Dominico ne yapacak? Spartacus. Teddy geriye oynarsa oyunu açabilirler ama ileri oynamayı tercih etti ve AJ orada Ayetullah'a biraz body yaparak oyunu açmayı ve takım arkadaşını rahatlatmayı düşündü. Teddy, Spartacus vuramadı. Vurabilse Rantkin'de kalacaktı ve bomboş bir pozisyon olacaktı. Bu arada 2-1 Rebelo. Rebelo ne yapacak? Diktum orada sakin kaldı ve topun tehlikeli atan, daha doğrusu gol olmasına engel olduğu. Hocam dakikalarımızda 5'i gösteriyor. Ben bugün Stealth'i, yani eskine kimek demiş olan sevgili kardeşimizi oyunda göreceğimize inanıyorum. Ben de ki çok da güzel oynayacağını düşünüyorum. Biraz soğuk kendisi aslında ama eğer kendine güvenirse çok da güzel işler başarabilir. Mesela şu an Edge ilk başta başladığına göre hani dediğim gibi düşüncemi bile değiştirdi. Oturtturdu oyununu ve kendine güvenmeye başladı. Evet. O zaman çekingenliği bu sefer söyledim. Geçti mesela. Şu an kendine güvenen bir kaleci duruyor. Evet hocam ama şunu demek istiyorum. Edge ile aramızın hani samimiyetimizin olduğuna güvenerek Edge zamanında bir V4 oynamıştık hocam. Bir gol kaçırdı V4'te. Yani kale çizgisinin üstünden topu taca çıkardı. Öyle diyeyim size. Wow. Gerçekten AJ V4. Ya bence. Evet, V4 maçında görünce AJ'ye bakma bu geliyor. Rebelo bu arada çok güzel ileri aktardı ama Diktum gerçekten hemen toparladı. Diktum topu köşeye aktardı. Kaptanın gelmesini bekledi. Dominico ileri aktarabilecek mi aktaramadı. Rebelo geriye oynarsa oyun açabilirler ama şu an geriye oynamayı tercih etmedi. Ve Teddy çok güzel paslarla çıktılar. Ve bu arada kusura bakmayın lütfen, arada bir boğazım kuruyabiliyor. Hepimiz insanız, hepimiz yani robot değiliz. Bu yüzden bir şey olacağını düşünmüyorum. Dominico, Teddy çok güzel vurdu. Olmadı. Robot olduğunu düşünüyordum hocam bu arada. Teşekkür ederim. Çok ince, çok kibarsın. Çok teşekkür ederim Invisible. Ayetullah ileri aktardı. Ayetullah geriye aktardı. Şimdi Dominico. Dominico Teddy'ye döndü. Santa Maria ekip biraz bastırıyor. Gol istiyorlar ilk kere bitmeden. Teddy geriye geldi. Teddy çizgiden aktaramadı. Dominico Teddy. Kaptan Dominico sağlam kaldı. Ve ilk yarı bitmesine son 30 saniye. Diktum ileri çıktı. Teddy kademesini aldı. Çok güzel şekilde çıktı Ayetullah. Çok özür dilerim. Bir anda az daha ölüyordum herhalde. Bir an boğuldum sanırım. Ayetullah çok güzel bir pozisyon ama olmadı. Spartacus olması gereken yerde. Kesinlikle Spartacus olması gereken yerde müthiş bir ataktı. Ama yine olmadı. Bu arada odamıza teşrif eden sevgili Just Bambaşı'na hoş geldin diliyoruz. Ve ilk yarın skoru da Santa Maria ekibi 0, Manisop Vallala ekibi 0. Gerçekten güzel bir ilk yarı izledik. Tek eksik gollerdi. Sevgili Invisible, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ben yine dediğim şey tutmadı. İlk yarıyı ben gol bekliyordum ama olmadı. Santa Maria tarafı daha baskın oynuyor aslında. Eşit oynuyorlar ama Santa Maria tarafı atak konusunda Manes tarafına göre bir tık daha ağır oynuyor. Acaba değişiklik gelecek mi? Çünkü Manes tarafının atak konusunda biraz sıkıntı yaşamaya başladı. Umarım stealth oyuna girer ve her şeyi değiştirir diyorum. Yani evet, kendisini gerçekten ben de izlemek istiyorum. Çok özür dilerim. Boğazımda bir hocam kuruluk var. Bu da beni rahatsız ediyor nedense. Su için aman dikkat, sağlığınızda. Evet, su içiyorum. Evet, lütfen siz de sağlığınıza dikkat edin. Günümüzde koronavirüs vakaları ne yazık ki artıyor. Herkes tedbirlerini alsın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Hayat eve sağır. Spartacus geri geldi odaya ve Twitch chatine baktığımızda 14 kişi bizi takip ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı Twitch chatinden bekliyoruz. Ve Manisop Vallala ekibi şu an hazır mı? Hazır değil ama Santa Maria ekibi hazır. Santa Maria ekibinde yedek olmadığı için bir oyuncu değişikliği göremiyoruz. Diktum, Dominico, Teddy ve Ayetullah'la oyundalar. H şu an oyuna geldi. H, Spartacus ve Rebelo da geldiğine göre ikinci yarıya başlayabiliriz. İkinci yarıda iki ekibe de başarılar diliyoruz ve Spartacus'un vuruşuyla ikinci yarı başlayacak. Spartacus yukarı doğru aktardı. Top Domenico'da. Domenico çizgiden aradan aktarmaya çalıştı ama olmadı. Top AJ'e kadar geldi.
futbol bir anda Santa Maria ekibi 3 kişiyle bastırdı ama H orada çok soğukkanlı kaldı. Ve hocam dediğinizde galiba haklısınız. H biraz daha bu heyecanını atmış gözüküyor ve gerçekten güven vermeye başladı. Bu gerçekten çok önemli. Yani evet. Kaleci olarak kendine güvendiği sürece herhangi bir sıkıntı, yani çok büyük sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Ama ne zaman kendine güvenini kaybedersen o zaman golü yersin lütfen. Evet, kesinlikle. Ve bu arada sevgili Just'a çok teşekkür ederim. Ben maç anlatırken kendisi canı sıkılmış olsa gerek ki anlık bir estek olma aman Allah'ım olarak nick'imi değiştirmiş. Neyse, Spartacus, Domenico. Santa Maria ekibi çok güzel başladı. H, Ayetullah. Ve bu arada Just odaya teşrif etti. Hoş geldin Just diyoruz. Ve Teddy'de top. Teddy, Rantkin, Teddy, Spartacus, Teddy'de. Teddy ne yapacak? Teddy arkaya oynayamadı. Spartacus oraya güzel kapattı. Domenico çok güzel aktardı Ayetullah'a. Ayetullah çok güzel geri oynadı. Çok güzel bir üçgen gördük. Bir anda iç açıları. Yani resmen. Bu arada müthiş bir şut ve gol mü olmadı? Ayetullah resmen topu galeye atmak yerine hocam. kurtardı yani pozisyonu. Ve evet, sevgili rejimizden çok güzel bir uyarı. Bu arada niye söylüyorum bunu da hemen size söyleyeyim. Biraz arkadaşlarımız maçın dışına çıksın, eğlensinler diye söylüyorum. Aynen öyle. Çünkü maç tekrardan monotonluğa döndü aslında. Hani beklediğiniz gibi sadece çok ufak bir şey yaptılar ama sonra tekrardan kayboldu. Evet, aynen öyle. Ve Spartacus H topu çekemedi. Tersiken top olmadı. Ayetullah vurabilse üst köşe bomboşlu gol olması işlemle değildi. Rebelo ne yapacak? Rebelo ileri aktardı. Diktum'un kontrolü altında. Santa Maria ekibi hocam ikinci yarı daha baskılı gözüküyor şu an. Gerçekten çok keyifli bir maça geride devam ediyoruz. Rebelo Spartacus, Domenico. Hemen bu arada devam ediyoruz maça. Ve maçın yaklaşık ikinci dakikasında gol olacak mı olmadı? Diktum gerçekten çok güzel kurtardı. Muazzam kurtardı Ayetullah. Şu an ikinci bir pozisyon. Domenico. Aman Allah'ım, genç yetenek. Kalebilerin medesi ya, helal olsun. Gerçekten helal olsun. Saat yaklaşık 12.30 oldu ama kaleciler pür dikkat, fokuslanmışlar bu maça. Ve bu maçın güzelleşmesine neden oluyorlar. Kendilerini buradan tebrik ediyorum. Domenico, Spartacus, Rebero. Aradan güzel düşün ama Teddy orayı gördü ve çok güzel kapattı. Spartacus, Domenico, Ayetullah. Geri pası çok güzel attı. Diktum yukarı aktardı ama Rebero'nun kontrolü altında. Çok güzel bir poz şu an. Rantkin içeri pası aktaramadı. Ayetullah ve H karşı karşıya. Bire bir pozisyonda H şu an daha avantajlı konuma geçti. Ve H safe oynamayı tercih ederek topu Rantkin'le beraber Rebelo aktardı. Rebelo diktim karşı karşıya hocam. Top bir orada bir burada. İşte beklediğimiz, aradığımız maç aynen bu. Gerçekten çok güzel bir maç. Bu arada Hexball Club'ın her maçında insanın uykusu açılır. Heyecan üst şeyde. Helal olsun. Gerçekten helal olsun Hexball Club. Bizden dolayıdır hocam. Evet, belki de. Domenico Ayetullah attı. Ayetullah ne yapacak? Ayetullah köşede oynuyor. Bir anda 3 kişi savunmaya geldi. Spartacus, Domenico, Ayetullah top yine köşede. Domenico çok güzel Santa Maria taa çıktı. Teddy çok güzel paslaşmalar. Gol bu ama yavaş kaldı. Kaptan yavaş vurdu topa. Yavaş vurmasa. O top biraz daha hızlı gitse gol olması içten bile değildi. Evet, aman Allah'ım. Ve maçımıza devam ediyoruz. Diktom Teddy'yi aktarabilecek mi? Aktaramadı Ayetullah. Domenico orada kaptan aradan düşündü ama olmadı. Domenico Teddy'yi aktardı. Teddy geri oyna bana. Teddy Ayetullah önüne kalan top. Ayetullah ters teker top ve gol. Ters vuruşuyla. Kaptan yapma kaptan. Üzücü. Evet, kaptanın ters vuruşuyla gerçekten anlık dikkat dağınıklığı diyelim. Santa Maria ekibi 1-0 önde ve bu kilitli maçı açan gol bu olsa gerek. Aynen öyle. Şu an buyurun hocam. Daha çok... Tam konuşacağım artık yapıyorlar. Yeter ki beni konuşturmuyorlar gene bak. Bak. Ve çok güzel bir gol. Teddy üst köşeyi gördü. Age'in de pek yapabileceği bir şey yoktu. Gerçekten Santa Maria ekibi açıldı ve 2-0'lık öne geçtiler ve şimdi hemen hızlıca konuşabilirsiniz sevgili Invisible. Unuttum. Üzücüm unuttum ya vallahi. Konu neydi, hatta onu da atladım. Güzel gol bu arada. Yani dediğiniz gibi kilidi açan gol bu oldu. Ben bir gol daha bekliyorum açıkçası. Gerçekten. Ve bu arada bizim hakkımızda çok güzel bir yorum gelmiş. Hemen pause olmuşken onu okuyayım.
Estocolmo AK gol olması içten bile değildi demiş. Invisible AK atak yaptıkları için konuşamayan yorumcu demiş. Gerçekten bizi tarif etmiş sevgili dostumuz Caz. Çok teşekkür ediyorum. Evet ve bu arada hocam gol ve oyun hakkında da hemen kısaca bir düşüncemi söyleyeyim. Eich aslında çok iyi oynadı ama şanssız yediği golden sonra biraz dikkati dağılmış olabilir. İkinci golde de bence hatası yoktu. Yani şanssız. Çok iyi oynuyor hala yine. Kesinlikle bence de ve hala maç dönebilir yani 2 dakika var ama olmayacak bir şey değil. Çünkü Manisov Valalı ekibi çok tecrübeli. Spartacus geriye oynayacak. Oynayamaz. Evet burası X-Ball Club. Burada her şey gerçek. Ve çok güzel bir pas attı Rantkin aradan ama olmadı. Dominik Poyletedin işbirliğinde. Top yine köşeye gitti. Rebelo aradan çok güzel gördü Rantkin. Ama Teddy de gerçekten çok güzel savunma yaptı ve oraya sırtını dayayarak Rantkin'in rahat top almasına engel oldu Rebelo. Yukarı oynasa sanki daha iyi olabilir miydi? Bu arada Ayatullah çok güzel pas aktardı. Eichi çok güzel arkasına aldı. Gol olacak mı? Domenico ve gol! İşte belki bu golde birazcık Eichi'nin hatası var diyebiliriz ve skor şu an. Aslında bizim hatası değil çünkü Rebelo'ya güvendi kendisi ve Rebelo topu yani çok çekemedi. Aslında kendisinin çok da büyük bir hatası ama Eichi'nin ben hatası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten Rebelo'nun çek... Oo ben çok konuştum ya bir dakika. En iyisi biz devam edelim neyse. Evet. Skor şu an 2-0 oldu. Hemen golleri hatırlatmak gerekirse kaptan Spartacus'un kendi kalesine attığı gol. Teddy'nin Ayetullah'ın asistiyle attığı güzel bir gol. Ve Domenico'nun önünde kalan topa vurduğu ve Ayetullah'ın da Eichi güzel ekarte ettiği güzel bir gol izledik. Ve maçın bitmesine 1 dakika kaldı. Gerçekten çok güzel bir maçı geride bırakıyoruz. Santa Maria ekibi 3, Manisov Vallalı ekibi 0. Teddy ne yapacak? Teddy çekti ama Rebelo çizgiyi kapattı. Teddy geriye oynayabilecek mi? Oynayamadı. Rebelo Teddy. Rebelo topu çekecek. İleri aktarmaya çalışacak ama Domenico orada. Domenico geriye oynadı. Ama Radford orada çok güzel body koydu. Vücudunu koydu ama olmadı. Ve top Dikkum'a kadar geldi. Dikkum Spartacus. Ve top yine Dikkum'a kadar geldi. Dikkum için bugün açıkçası rahat bir maç olduğunu düşünüyorum. DM mevkisindeki kaptan Domenico da gerçekten o gün, bugün onu çok rahatlattı. Domenico ve işte nazar değdirdik. 3-1 pozisyon. Rantkin ama Dikkum. Müthiş bir müdahale. Çıktı topu ve aldı. 3-1 pozisyonda engel oldu gole ve Dikkum gerçekten kalitesini konuşurdu. Domenico Spartacus dedi. Teddy yukarıdan aktardı ama eğit çizgiyi çok güzel kapattı ve maçın skoru ve maç bitti. Çok güzel bir maçı geride bıraktık. Maçın skorunu hemen söyleyelim. Santa Maria ekibi. Hayır yok, şu an iyiyim. Teşekkür ederim. Hayır hiçbir sıkıntı yok. Santa Maria ekibi 3. Manisov Vallalı ekibi 0. Maç hakkında sizden birkaç düşünce alalım lütfen sevgili Invisible. Birkaç şey de mi? Kısa kez. Yok estağfurullah yok. Bir daha şimdi ben maç var o yüzden diyorum. Tamam doğru. Yorumu bu şeyde ya Santa Maria ekibinin ya oyunun başından beri söylüyordum. Hani çok güzel bastırıyorlardı. Manes tarafı hem şanssızdı hem de defans konusunda ilerdi ama ileride bir türlü şeyi toparlayamadılar. Ve yani ilk golden sonra zaten kilidi açılmış oldu oyunda. Çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Bundan sonraki maçlarda iki ekibi de başarılar diliyorum. Ve sırada hemen diğer maçımıza bakıyoruz çok hızlı bir şekilde. Galacticos Manisov Vallalı maçı olması lazım diye düşünüyorum. Hemen baktığımda da evet Manisov Vallalı Galacticos karşılaşmasıyla 2 dakika içinde sizlerle olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.